yol gösteren KOBİ Bankacılığı Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte her sabah olduğu gibi. Hocam günaydın. Bugün çok şıksınız. Günaydın. Teşekkür ederim. Bugün cuma ve böyle şey yaptım. Yani biraz relaxım diyorsunuz. Relaxım. Dışarıda havada. Zaten hiçbir şey de hazırlamamışsınız bugün. Baktım ben, hiç not yok yani. Bugün ne konuşacağız bilmiyorum. Bir tembelliktir gidiyor yani. Ne yapacağız? Bunun sonu ne olacak bilmiyorum hocam. Ama sana makyajda söyledim yani. Dedim yani bugün tembel olalım dedim. Ya yani izleyicilerimize de söyleyelim, bugün tembeliz, bugün çok rehavetteyiz. Yok hocam, siz ne kadar tembel olsanız da mutlaka söyleyeceğiniz çok şey vardır. Bir tane başlığımız var zaten, o da önemli. Bu not artırımları devam ediyor. Evet. Şimdi bir Türkiye'ye yönelik böyle bir not artırımı tırnak içinde furyası var. Çünkü çok enteresan bir şey. Kanada'dan benim adını ilk kez duyduğum, siz bana söylediniz. Ben de ilk defa duydum. Bir kredi derecelendirme kuruluşu, o da hemen kuyruğa girmiş, notumuzu arttırmış. Herhalde Türkiye bu aralar popüler, o da ismini duyurmak için yaptı herhalde böyle bir şey. DBRS diye bir firma. Evet. O da not arttırmış ama tabii dün önemli olan Japonların, GCR'ın notumuzu arttırması oldu. Aslında bekleniyordu. Şimdi S&P ve GCR konuşuluyordu. Biz sizinle konuşmuştuk, evet, hatırlıyorum, evet, ben burada. Evet. Moody's'ten sonra GCR'da şimdi yatırım yapılabilir dedi. Bugün Ali Babacan'ın sözlerini okudum ben de. Artık kimsenin çekincesi kalmasın, bir zahmet buyursunlar yatırıma dedi. Davette bulunuyor, çağrıda bulunuyor. Evet. Bu GCR'ı isterseniz bir yorumlayalım. GCR'ın notumuzu arttırması gerçekten yatırım yapılabilir hale mi getirdi iyice Türkiye'yi? Evet. Piyasaları nasıl etkiledi? Borsalarda dün ne oldu? Bu haber nasıl etki yaptı? İsterseniz onlara bakalım. Evet, bu arada hani not artışına ilişkin olarak çok güzel bir tweet aldım. Ahmet Gürsoy isimli izleyicimiz, okuyucumuz demiş ki, hocam bir değerlendirme kuruluşu da ben kuracağım. Bunlardan iyi yaparım vallahi. En azından bunlar kadar kaypak popülist olmam olmam demiş. Hakikaten hani DBRS'i ben de ilk defa bugün notumuzu arttırdığında duydum. Bir tane de şey var, Eagle var. John Eagle mı? Ne? Amerika'nın notunu düşüren sürekli. Ha, bir tane vardı, evet, onu hatırlıyorum. Eagle'lı bir şeydi, evet. Evet. Onlar da herhalde şey işte böyle. Onlar da öyle gündeme geliyor. Amerika'nın notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşu olarak. Evet. Fakat adamlar haklı yalnız. Onu söyleyeceğim yani. Şimdi JCR'da notumuzu arttırınca özellikle ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar da şeydi, ilginçti ve buna önem veriyor ekonomi yönetimi kesinlikle. Her ne kadar işte artık derecelendirme kuruluşlarına kimse inanmıyor, kimse güvenmiyor vesaire denmiş olsa da bence çok da önem veriyorlar. Çünkü bu not hani genel olarak ekonomistler, yorumcular, ki ben de öyle değerlendirmeler yaptım. Yani önemli olan iki tane derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir seviyeye getirmesiydi. Hı hı. Ve İki tanesi getirdikten sonra diğerleri S&P olsun veya başkaları olsun arttırsa da çok fazla bir önemi olmaz. Hani piyasalar üzerinde de çok ciddi bir etki yaratmaz görüşünü genel olarak dillendiriyorlardı. Ben de aynı fikirdeydim. Zaten dün JCR notu arttırdığında pek bir etkisi olmadı. Çok geçici bir borsada hafif yükseliş etkisi yaptı. Döviz üzerinde çok fazla bir etkisi olmadı. Faizde de önemli bir hareket olmadı. JCR'ın yalnız şöyle bir tarafı var. Birincisi, Japonya deli gibi para bastı ve Japonya'da artık hani yatırımcılar getiri arama konusunda farklı bir millet. Çok muhafazakarlar. Hı hı. Onlar hani buna yatırım yapılabilir denmeden gelip yatırım yapmazlar. Yani öyle bir millet. Garantici millet. Diyorsun. Çok garantici. Ve Japonlardan dolayı kaynak gelebilir ülkeye. JCR'ı onlar kendi derecelendirme kuruluşlarının verdiği görüşe çok daha fazla önem veriyorlar. Bu nedenle hani bir ara, Barış hatırlar mısın? Zannedersem 2006-2007 yıllarıydı ve gazetelerde, ekonomi sayfalarında Japonlar, Japon kadınlar Türkiye'ye, evet, yatırım şey yapıyor şeklinde bir şey vardı. Herhalde onlar yine gelecekler. Benim zaten gazetedeki bugünkü köşe yazım, bugün gazetesindeki, hani JCR'da notumuzu arttırdı. Asıl vurgulamak istediğim nokta yine gazetedeki nokta ki Sayın Babacan da biliyorsun buyurun gelin artık, artık neyi bekliyorsunuz şeklinde bir değerlendirme var. Tabii
para gelirken ülkeye bir getiri sağlamaya geliyor. Yani boş yere gelmiyor. Evet. Dolayısıyla siz o paraya bir faiz ödüyorsunuz. Ne olursa olsun. Yani faiz ödemezseniz adam yatırım yapar kar ederse kar payı ödüyorsunuz. Sonuç olarak Türkiye'de 2005'ten sonra 2006'dan sonra başlayan reel yatırımlar, direkt yatırımlarda çok fazla banka satıldı. Bir ara banka furyası vardı. Yani yabancılar gelip birçok bankamızı aldılar. Çok önemli bankaları da aldılar. Ve kar transferleri de başladı. Şu an itibariyle yıllık bazda dışarıya gönderdiğimiz kar, yani yurt içinde yapılan karın yaklaşık olarak 5-6 milyar doları da her yıl artık dışarıya gidiyor. Hani direkt yatırım geliyor ama o kar transferleri de cari açığa olumsuz baskı, olumsuz da katkı yapabiliyor. Diğer taraftan eğer direkt yatırıma gelmezse, tahvile bonoya gelirse veya hisse senedine gelirse, hisse senedinde hiç olmazsa gelip kalıyorlar. Çok fazla bir sorun olmazsa yatırımcıların yani uzun vadeli geliyorlar ve onların yatırım ortalaması 13 ay. Bir yabancı bir hisseyi aldığı zaman, bir hisseye girdiği zaman 13 ay boyunca tutuyor. Bizim yatırımcımızınsa uzun vadesi barış genellikle 1 ay, 2 ay civarında. Dolayısıyla bizimkilerin yabancılardan öğrenmesi gereken şey var. Ama şunu söyleyeyim, fazla bir güvene doğru gidiyoruz. Yani artık Türkiye yatırım yapılabilir seviyeye geldiği için bundan sonra gelen para ciddi biçimde artacak. Ve bu paranın tehlikeli olmadığını da düşünüyoruz. Çünkü bütün analizlerde, raporlarda işte Avrupa ile Türkiye karşılaştırıldığı zaman hane halkının kullanmakta olduğu kredilerin milli gelire oranı hala bizim işte 20-25 aralığında. İşte Avrupa'da bu oran %60. Dolayısıyla bizim hala çok gidecek yerimiz var. Yabancı bankalar da o yüzden zaten buraya geliyorlar. Diğer taraftan bir şeyde borçluluk açısından baktığımızda özel sektörün borçlanma oranı milli gelire oranla yani 135-140 milyar dolar bir borcu var özel sektörün, bankalar hariç özel sektörün. Dolayısıyla onların da rahatça para bulabileceği, artık çok daha ucuza para bulacağız. Yani bir özel sektördeki herhangi bir firma daha önce Libor artı 3'le 4'le borçlanıyorsa belki 2'ye düşecek bu, 1,5'a düşecek. Bu çok rahat bir şekilde paranın gelmesini, aynı zamanda da paranın maliyetini ciddi biçimde ucuzlamasını sağlıyor. Fakat Asya krizi bize şunu gösterdi. Yani tarihe baktığımızda, finans tarihine, 97'de Asya'da patlak veren kriz öncesinde de benzer trendleri gördük her zaman. Şu an Türkiye'nin borçluluk oranları o zamanki Asya kadar yüksek değil. Ama para ucuzlamışsa, parayı rahatça alabiliyorsan Barış, rahatça da harcıyorsun ve verimsiz alanlara kayabiliyor. Şöyle bir finans literatüründe şöyle bir durum vardır. Benim doktora konumdur bu. Rahmetli Özal'ın 24 Ocak kararlarıyla birlikte finansal liberalizasyona gidildi. Ve finansal piyasalarda bankalar işte faizleri serbest piyasada belirlemeye başladılar. Daha önce devlet belirliyordu ve %5 bir faiz alıyordu vatandaş. Tasarruflar dibe vurmuştu. Çünkü %15-20 enflasyonun olduğu bir yerde %5 faizi kimse itibar etmiyordu. O yüzden daha çok gayrimenkule kayıyordu para, altına kayıyordu. Nitekim şimdi de o finans literatüründeki teori şunu söyler. Eğer para bol ve çok ucuzsa, bunun da maliyeti düşükse, o zaman %2 dolar bazında, %3 dolar bazında faizle para almışsan, hangi yatırıma gidersin sen? %5-6 getirecek yatırıma gidebilirsin. Ama paranın maliyeti %7 ise böyle bir durumda en az %10 getiri sağlayacak yatırıma gitmen lazım. Dolayısıyla paranın maliyetinin düşmesi aynı zamanda paranın yatırıldığı verimli alanları da düşürüyor. Türkiye'deki çok önemli bir trend şu an gayrimenkul. Ve paranın toprağa kayıyor olması, gelen yabancı paranın bankalar kanalıyla kredi olarak inşaat sektörüne, yani vatandaş kredi alıyor, inşaat sektörüne gidiyor o para. Gidiyor olması, direkt toprağa bu para gömülüyor. Ve bu tehlikeli. Yapılan yatırımlara baktığımızda uzun vadeli yatırımlar bunlar. Yani bir 5 yıl, minimum 5 yıllık yatırımlar. Yani bir Marmaray projesi 7 yıllık, işte nükleer santraller 7 yıl, minimum 7 yıl. Havaalanı yapılacak 7 yılda bitecek. Hani bu şartlarda
bu yatırımların çok verimli olabilmesi için uzun süreli çok ciddi istikrar gerekiyor. Doğru. Ve dışarıda da çok kötü durumların gelişmemesi, olmaması gerekiyor. Dolayısıyla beni endişelendiren şey şu. Faizler dibe vurmuşken, Merkez Bankası'nın alt bandı 3,5 iken, 4,5'a düşmüşken, politika faizi 4'e düşmüşken, işte üst band 6,5'a kadar indirilmişken, hakikaten getiri bulmakta ciddi anlamda zorlanıyorlar. Yani son bir aydır benimle konuşan yatırımcıların en büyük sıkıntısı, özellikle mevduat sahibi, çok ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Enflasyondan bile korumayacak. Eğer mevduatta kalırsam ne yapayım diyor. Gayrimenkule dönüyor. Gayrimenkul İstanbul'da ve Türkiye'de de çok pahalandı. Yani Türkiye genelinde de gayrimenkul fiyatları çok yükseliyor. Bu kentsel dönüşüm vesaire de arsa payları çok fazla arttı. Altın öbür taraftan ciddi bir değer kaybı yaratarak insanlar hakkında, yani insanları şey yaptı. Mutsuz etti. Hisse senetlerine baktığımızda hisse senetleri borsa tarihi rekorlar kırdı ve rekor seviyede. O zaman ne yapacaksın? Şimdi bazı dönemler vardır ki o dönemlerde gerçekten parayı kazanmaktan, paradan para kazanmaktan ziyade artık paranın değerini korumak çok daha anlamlıdır. Bu anlamda benim görebildiğim şu aşamada hani enflasyona endeksli, TÜFE'ye endeksli tahviller var. Hiç olmazsa enflasyon artı 2 puan civarında getiri sağlayabiliyorsunuz. Veya 1 puan civarında getiri sağlayabiliyorsunuz. Evet. Hiç olmazsa enflasyondan koruyor. Şu an bir kaotik dönem yaşıyoruz. Ve Japonya'dan gelecek olan kaynaklar paralarla birlikte... Sayın Babacan da dün açıklama yaptı. İlk çeyrekte ekonomik büyüme beklentilerin altında kalacak dedi. Ki bence çok iyi bir açıklama yaptı. Hiç olmazsa piyasayı hazırladı. Hı hı. Yani büyüme rakamına ilişkin olarak. Ama yıllık %4 büyüme hedefimizi değiştirmeyeceğiz dedi. Evet. Bu %4 büyüme hedefinin değiştirilmemesi ekonominin ciddi anlamda tekrar ivme kazanacağını da gösteriyor ki şu an şunu çok net söyleyebilirim. Özellikle Mart'tan sonra Nisan ve Mayıs ayında ekonomide bayağı bir ivmelenme var. Hem dış piyasalardaki genel havadan kaynaklanan hem de yukarı yönlü. Ve enflasyon beklentilerinde de muazzam bir düşüş var Barış. Tüketici güven endekslerinde bunu çok net bir şekilde de görebiliyoruz. Benim korkum çok fazla rehavete kapıldık. Yani artık... kendi kendini besleyen bir süreç başlayacak. İnsanlar kredi kullanıp harcama yaptıkça üreticiyi uyaracak. Üretici üretime geçecek. Belki istihdamı arttıracak. Bu çok güzel. Fakat onun sonrasında işte bir süre sonra fatura önünüze geldiğinde ki o zaman işte o zaman kötü oluyor. Yani Türkiye'den gelmiş olan yabancı paranın yarın bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra veya üç ay sonra bir anda herhangi bir olay nedeniyle kaçıp gitmeyeceğini kimse garanti edemeyeceği için ben buradan çok net bir şekilde özellikle hane halkına, izleyicilere şunu söylemek istiyorum. Aylık eve giren toplam gelirin %30'undan fazla bir ödeme yapacak şekilde borçlanma olmaması lazım. Evet. Yani kredi kartı artı konut kredisi artı araba kredisi artı başka ihtiyaç kredisi vesaire için kullanılan tüm kredilerde aylık gelirin %30'unu aşmaması lazım. Bankalar için bu çok önemli bir orandır. Mesela bankalar %35'i aştığı zaman kırmızı çizgi çekerler ve firmayla görüşmeye giderler. Derler ki cironun senin ayda kazandığın veya yıllık gelirinin %35'ine ulaştı borcun. Artık bundan sonra seni daha farklı değerlendireceğiz. Şimdi sen risk grubuna girdin diyecekler. Bu arada kredi kartlarında çok zor durumda olan insanlar var ve gerçekten de ödemekte zorlanıp sadece minimum ödemeleri yaptıkları için kalana faiz işliyor. Ve bu aylık %2,5 faiz yıllık %30'a geliyor. Yani %30 faizle yani kimse o kredi kartlarını sürdüremez. Bu neyi getiriyor beraberinde? Simsarları getiriyor. Evet. Gelin kredi kartı borcunuzu biz kapatalım. İşte siz 5 ay sonra ödemeye başlayın deyip çok daha yüksek bir faizle bu kredi kartının borçlarını kapatanlar var. Vatandaşlar buna kesinlikle itibar etmemeliler. Ve özellikle kredi kartında ödeme güçlüğü çekmeye başladıkları andan itibaren yapılabilecek en akıllıca iş, hani bir başka yerden daha kredi kartı alayım,
oradan çektiğim parayla bunu ödeyeyim. Değil. Değil. Onun yerine direkt olarak bankaya gidip ben şu an kredimi ödemekte zorlanıyorum. Dolayısıyla yarın bunları benden istediğiniz zaman, bu faizlerle istediğiniz zaman şöyle bir şey olacak. Dolayısıyla bunun nasıl yapılandıralım diye konuşmaları lazım. Burada bankalar her ne kadar hani çok öcü gibi gösterilse de bu yaklaşıma her zaman olumlu bakar bankalar. Çünkü dürüst bir şekilde gitmişsin, anlatıyorsun ve durumunu ortaya koyuyorsun. Böyle bir durumda vay sen işte bu zaten ödeyemeyecek, şimdi hacize gidelim demez. Olabilirliğini şey yapar, elindeki kaynaklara bakar, ona göre rahatlatmaya çalışır bankalar. Hiç kimse müşterisini kaybetmek istemez. Çok ilginç bir gelişme daha var Barış şu an bankacılık kesiminde. Daha önce örneğin 100 bin lira ve üzerinde 500 bin liram, 1 milyon liram varsa gidip faizlerden çok daha yüksek oranlardan yararlanabiliyordun. Doğru. Mesela millete işte diyelim ki %6 öneriyorsa senin paran büyük olduğu için ona %7, %8 önerebiliyorlardı. Fakat şimdi bankalarda şöyle bir tavır değişikliği var. Diyor ki 50 bin liranın üzeriyle çok fazla ilgilenmem. yani düşük paraya daha yüksek faiz uyguluyorlar. Bu da daha fazla mevduat sahibi kazanmak. O mevduat sahibine evet daha düşük faiz uyguluyor, daha yüksek faiz uyguluyor mevduat ama belki 50 bas puan sadece. Ne bileyim 6 yapacağına 6,5 yapıyor. Hmm. 100 bin liranın üzerine 6 yapıyor. ama 100 kişiye bu şekilde bir miktar yüksek faiz öderek çapraz ürün satmaya başlıyor. Yani ne bileyim işte kredi satmaya başlıyor, kredi kartı veriyor, onun harcamaları yüzünden gelir getirmeye başlıyor. Dolayısıyla bunu fark ettiler. Bir de yüksek miktarda parası olanların bu parayı ne kadar iyi kullandıklarını ve bankalara çok da fazla bir çapraz başka bir kaymak yediremediklerini görünce bankalar böyle bir yönelime doğru gitmeye başlamışlar. Onlar da tabii kendi açılarından haklılar. Ama şu dönem önümüzdeki 2013'ün sonuna kadar olan dönem bütün derecelendirme kuruluşları notu arttırmış. Bizim çok büyük bir olasılıkla yeniden insanların çok güven duyduğu, rahatladığı ve rahatça para bulabildiği, üstelik çok ucuza para bulabildiği bir dönem olacak. Ki bu da eğer freni olmayanlar için çok tehlikeli olabilir. Ve cari açıkta büyüme istiyoruz, %4 büyüme ama şu an cari açıkta pek bir kıpırdanma yok. Düştüğü yerde duruyor en azından. Orada da tekrar yükselme başladığında o zaman sıkıntı olur. Yalnız şunu da yiğidin hakkını verelim. Hükümet cari açığı önlemek üzere çok muazzam tedbirler aldı. Bu enerji yatırımları olsun. Cari açığı önlemeye yönelik inan savunma sanayinde bile yapılacak yatırımlarda önemli yasa değişiklikleri yaparak çok ciddi tasarrufa gitmeye çalışıyorlar. Ama bunlar bugünden yarına verimli olmuyor. Ama 3 yıl sonra biz bunun etkilerini göreceğiz. Yani 3 yıl sonra çok daha net göreceğiz. Ama enerji sektöründe de çok ilginç bir durum var. Orada da kolay para bulabiliyor herkes. Ve muazzam enerji yatırımları var. Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyüyeceği var. Ama 5 yıl sonra olacak enerji talebine şimdiden yatırım yapıp atıl kalanlar da var. O açıdan oraya gitmiş olan kaynaklarda da ben sıkıntı görüyorum. Yani orada da şeyi çeviremeyebilirler. Yani sıkıntıya girebilir firmalar. Bu anlamda evet çok güzel notumuzun artması ama bu eğer borçluluğumuzu not artışından daha hızlı arttıracaksa buna bir şekilde ekonomi yönetimi ciddiye almalı. Yani bu şu anın bugünün sorunu değil ama biz 2014'ün ortalarına geldiğimizde bu sorunları konuşuyor olursak o zaman gerçekten yazık olur bu ülkeye. Yani bu kadar yapılanmaya, bu kadar birikime, bu kadar geldiğimiz noktaya yazık olur. O yüzden tamam notumuz arttı ama insan tasarruf oranları sıfıra yaklaşıyor. Yani sıfıra yaklaşıyor dediğim insanlar tasarruf etmiyorlar artık. Buna da bir çare bulacak bir model geliştirilmeli. Peki hocam, bir reklam aramız var. Reklama gideceğiz. Sorular, yorumlar geliyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da.
Paranın rotası devam ediyor. Hocam hemen sorularla sürdürelim programı. İrfan İnce demiş ki, madem hazırlıksız geldiniz, takviye edelim. Bernanke musluğu kısabilirim dedi. Niye bu kadar telaş yapıldı ki? Musluğu kapatacağım demedi. Kovalar yine dolacak ama biraz yavaş, öyle dolup taşmayacak. Belki de herkes kovasına bir bakacak. Önceden delik mi var, çatlak mı var, önemli değildi. Öyle akıyordu ki hepsi doluyordu. Kovalardaki delik, kaçaklar daha önemli olacak gibi. Korkmayalım, biz kovamızı kontrol edelim. Yani ekonomik gerçekler öne çıkacak, satışlar, karlar demiş. Evet, nasıl oldu hocam demiş arkasından da. Bu arada başımı kaşıyabiliyorum sayenizde demiş. Bu bir yorumdu, biz de aktarmış olduk. Ali Ulusoy bir şey söylemiş, onu özellikle tekrar vurgulamak istiyorum Barış. Diyor ki, kamuyu aydınlatma, hani çok şeyler öğreniyoruz programınızdan diyor. Evet. Kamuyu aydınlatma platformundan hisselerin bilançolarını izleyebiliyorum. Size çok teşekkür ediyorum diyor. Bu gerçekten kamuyu aydınlatma platformu, yani www.kap.gov.tr. Yani oraya gireceksiniz, şirketlerin bilançolarını kapacaksınız ve faaliyet raporlarını kapacaksınız. Onları okuyacaksınız. Hangi şirketin hissesini aldığınızda şirket ne yapıyor? Faaliyet raporu yetersiz mi kaldı? Şey mi oldu? Faaliyet raporunda bilgiyi bulamıyor musunuz? Adamın satışları, bir faaliyet raporu okudum Barış. 200 milyon dolardan 100 milyon dolara düşmüş. Tamam mı? Şirketin satışları. Bakıyorsun, bir tane kelime yok niye düştüğüne dair. Ya senin yatırımcın olsa, senle ben ortak olsak şirkete ve ben şirketi yönetiyor olsam, sen de yatırımcı olsan, hissenin bir kısmı yaşarsan bu işi iyi yaparsın desen. Sonra benim satışlarım 200 milyon dolardan 100 milyon dolara düşse, ben de sana bir rapor göndersem ve bundan hiç bahsetmesem ne dersin? Ne diyeceksin? O tip şirketleri, faaliyet raporlarını okuduğunuzda siz de bize yardımcı olun, bize bildirin. Tabii biz bütün faaliyet raporlarını da okuyoruz. Hı hı. Şirketlerin yatırımcısına bu bilgileri vermek zorunluluğu var. Şeffaf olma zorunluluğu var. Hiçbir şekilde kamuya açıklanabilecek, hani ticari sır haricinde, ben bu bardağı üreteceğim demez. Bir örnek verdiniz hocam. İşte kapağından bilgi veriyor. Hiçbir şey yok içinde. Bomboş. Sonra siz arıyorsunuz mesela işte. Size evet. Bilgi vermiyor. Yani kapa verilen bilgiler yeterli mi? Hani usulen veriliyor bazı şeyler. Her firma için söylemiyorum. Her şirket için şimdi söylemiyorum bak, ama. Şimdi bak, çok açıkça söylüyorum ve teşvik etmesi açısından söylüyorum. Yoksa birisini ön plana çıkartmak için değil. Arçelik'in faaliyet raporu 2012. Zannedersem 2012'ydi. Dünya birincisi seçildi. Tamam mı? Bu faaliyet raporuna bakıyorum Barış. Yani 160 sayfa falan bir faaliyet raporu. Hı hı. Ya yatırımcısına bu kadar hesap veren bir başka şirket daha ben görmedim. Hakikaten hak etmişler. Ve faaliyet raporuna baktığımızda diyor ki, bilanço açıklanmadan, finansal tablolar açıklanmadan 2 hafta öncesi suskunluk dönemimizdir diyor. Evet. Hiçbir yönetici, içeriden öğrenenler listesinde olan, yani içerideki gelişmeleri bilen hiçbir yönetici o dönemde konuşmaz diyor. Ve bunun niçin böyle olduğunu her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Kar dağıtım politikalarını muazzam ayrıntılı anlatmışlar. Hı-hı. Öteki bir tane şirkete bakıyorsun, 4 sayfa faaliyet raporu. Faaliyet raporunda ben şeyi anlamıyorum. Yani şirket ne iş yapıyor onu bile anlayamıyorum. Çünkü bir satır, bir paragraf vermişler. Şirketin hangi işle meşgul olduğunu bile anlamakta güçlük çekebiliyorsunuz. İşte ben de o yüzden diyorum. Yani bugün buradan bütün aracı kurumların, bankaların, araştırma birimleri eğer bu faaliyet raporlarının kalitesini de bir şekilde raporlarına yansıtırlarsa, yani biz bu şirketin faaliyet raporu rezalet diye yazsınlar. Hiç olmazsa herkes kendini düzeltsin. Burada bu kadar insan girip bir hisse senedi alayım, bir yatırım yapayım diyor. Ne dün konuştuk Sadık Eratik. Ne diyor? Şirketin sahibine güven duymalısınız. Ben nasıl güven duyayım o rapora? Sen bana 200 milyondan satışlar 100 milyona düşmüş ve bunun gık demiyorsun. Niye düştüğünü açıklamıyorsun. Ne oldu da pazar mı kaybettin? Ama şeyi alıyor. Geçmişte 70 milyondan 200 milyona çıkışı çok güzel anlatıyor nasıl, hı hı, çıktığını, fakat düştüğünü anlatmıyor. Dolayısıyla Ali Ulusoy bunu yazmış. Evet. Ben de buradan tekrar vurguluyorum. Gerçekten hisse senedine yatırım yapacak herkesin mutlaka adresi bilinçliyatırımcı.org. Bu Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un sitesi. Orada çok güzel videolar, eğitim videoları var. Finansal okuryazarlığı geliştirmek için şeyler var.
Aynı zamanda www.kap.gov.tr devletin resmi sitesi, bütün şirketlerin bilgileri oraya geliyor. Hocam son 9 dakika biraz evet. Hızlanalım. Erkan Sarı diyor ki son 3 senede halka arz olan birkaç örnek vermiş, işte 3 firma ismi söylemiş. Kapanma noktasına geldi bu firmalar, halka arz oldular. Sahipleri bütün hisseleri elden çıkarmış, batacak şirketler halka arz yoluyla elden çıkartılıyor. Acaba bu şirket sahipleri el değiştirmeyle bu şirketleri kime satabilirdi? SPK buna nasıl, niçin izin veriyor? Aynı %100 katılıyorum ama SPK'nın şöyle bir görevi yok. Yani SPK buna nasıl izin veriyor derken, ben bir şirketim varsa, bu şirketin hisselerini halka arz ettikten sonra ben Yaşar Erdinç olarak satış bildiriyorsam, bunu KAP'ta yayınlıyorsam ve bunu satacağımı söylüyorsam, bu normal yasal bir şey. Anladın mı? Yani SPK sen bunu satamazsın diyemiyor. Ama yeni yasayla birlikte Sayın Vahdettin Ertaş bu konulara çok kafa yoruyorlar. Her gün taslaklar geliyor, tebliğ taslakları ve yasanın tebliğlerini çıkartmaya başladılar. Ve bu taslaklar geldikçe biz görüyoruz ki bu olan şeylerin bir daha olmaması için bayağı ciddi sübaplar oluşturmuş durumdalar. Benim tavsiyem şu Erkan Sarı'ya, kesinlikle o tip bir hisseden almış ve sahibi bunu bu şekilde satmışsa, ki dün şeyi konuştuk, Akerlof'un asimetrik enformasyon. Yani benim satacağım evet. arabayı, 5 yıl kullandığım arabayı sen benden iyi bilemezsin. O yüzden bütün sorunlarını bilirim. Aslında 15 bin lira etmeyecek arabayı ben sana 18 bin liraya satarım. Sen de 20 bin liraya almadım diye sevinirsin. Yani olay bu. Dolayısıyla etkin fiyat oluşmaz. Bir süre sonra sorun çıkar. Evet. Sen bana bu arabayı sattın, bak bunun şusu varmış, busu varmış diye. Aynı şeyler oluyor. İkinci el piyasaları çökmeye mahkumdur diyor Akerlof teorik. Ve bu onunla Nobel alıyor. İkinci el piyasaların çökmemesi için, bunların olmaması için kesinlikle çok mükemmel bir denetim mekanizmasını ve kötü niyetli her türlü hareketin önüne geçilmesinin gerekiyor. Ve ben gerçekten sermaye piyasası kurulu burada satamazsın diyemez ama ne bileyim belli bir halka arzdan sonra bir süreliğine 2 sene satamazsın diyebilir. Yani onu getirebilir. Onlar da zaten yeni tebliğlerle bunları yapmaya çalışıyorlar. Peki Efe Gökhan Ünsal Euro dolar paritesini yorumlar mısınız demiş. Euro dolar paritesini yorumlayalım. Euro dolar paritesini uzun zamandır da yorumlamadık. Ve özellikle ihracatçılar için çok önem arz ediyor Euro dolar paritesi. Ben şimdi grafiği vereceğim arkadaşlar ekrana. Bu arada şarj cihazım yok. İnşallah bir şey olmaz. Yani aynında yayına görüntü gitmez diyeyim. Hocam siz bugün tam hazırlıksız gelmişsiniz. Yok yapmış. Şarjı unutmuşum. Evet. Şimdi Euro dolar paritesinde daha önce görülen bir seviye vardı. Bu 1.27 seviyesi. 1.27 seviyesine yaklaştı ve burada durdu. Avrupa Birliği'ndeki genel kriz, Avrupa Birliği'nin son 6 dönemdir kötü büyümesi. Aynı zamanda Amerika'daki gelişmelerin olumluya dönerken Avrupa Birliği'nde reel ekonomilerde pek fazla gelişme olmaması. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve gelecek toplantıda da faiz indiriminin devam edebileceği beklentisi. Yani bir faiz indirimi daha gelebileceği beklentisi Euro dolar paritesini aşağı çekti. Ve burada dip 1.28 oldu Barış. Yalnız Euro dolar paritesinde şuraya dikkatinizi çekeceğim. Şu seviyede bak işlem miktarında çok yoğun bir artış var Euro dolar paritesinde. Artık biz şunu teknik olarak şöyle yorumlarız. 1.32'den 1.28'e kadar düşmüş ve artan işlem miktarı, artan hacim, artan alış satışlar eğer fiyatı daha fazla aşağı çekmiyorsa, yani çekmemesi yeter, yükseltmesine gerek yok. Daha fazla aşağı çekmiyorsa oralarda dip oluştuğuna kanaat getiririz. Ve teknik olarak baktığımızda da burada ikili bir dip oluşmuş durumda. Ve kural şu, 1.28'in altına düştüğünde o zarara katlanabilecek olanlara ben Euro dolar paritesinde long pozisyon almayı önerebilirim. Yani şu an 1.29.30, 1.28 demek 130 pip aşağıdan satmak demek ve ciddi bir zarar demek. Ama tahmin ediyorum 1.28.50 ile 1.29 aralığına gelecek. Burada dalgalanıyor çünkü gidiyor geliyor gidiyor geliyor bir haberle. 1.28.50 1.29 aralığında long pozisyon alınabilir. 1.28'in altına gittiği an stop yapması gerekir. Çünkü aksi halde 1.27.50'lere kadar gider. Bir süre daha yalnız buralarda bekleyecek gibi geliyor bana. Hani hemen bir yükseliş başlamayacak ama özellikle 1.29.80'li 1.28 aralığında bir miktar daha dalgalanma olacak. Sonra da tekrar yukarı hareket görebiliriz. Teknik dinamikler böyle gösteriyor.
Nurullah Başar da der ki hocam önümüzdeki 3 ay içerisinde altını 83'lerde satmak doğru mudur sizce? Bu soruyla beraber altına da bir bakalım isterseniz. Evet, bu şey fiyatı TL olarak verdiği için ben TL bazında analizi vereyim. Şu an altında dikkat edersem daha önce vermiş oldum. Yani 84 lira oldukça şeydi, dirençli. Yani 90 lira kırıldıktan sonra zaten çok sert düşüş oldu 78 liraya kadar. Bu arada İMKA Borsa İstanbul'da açıldı. Ve altında son iki gündür Bernanke'nin açıklamalarıyla birlikte bir yukarı hareket vardı. Benim tahminim altın 80 ile bu hafta içerisinde, yani bu hafta dediğim gelecek hafta pazartesi salıdan itibaren genel olarak 80 ile 82,5 arasında devam edecek. Dolar yükseldiği için biz TL bazında altında yükseldi. Yoksa altın dünya piyasalarında bu kadar sağlıklı değer kazanmadı. Bu nedenle özellikle 84, 83, 85 aralığında biraz satılarak sonra yeniden ben 80'de alırım diyenler için uygun bir fiyat bence. Hı hı. Hani 85'in üzerine gitse bile çok hızlı güçlü olacağını zannetmiyorum hareketin. Yeniden satış gelebilir. Bir de 83, 85, 86 yani o civarlarda kademeli satış yapmak. Peki lazım. Hocam elimde bir miktar Türk lirası var. Dolar mı alayım, euro mu alayım, altın mı alayım? Hiçbirini almasın. Hiçbirini almasın. Çünkü şunu al dediğinizde hepsini ona yatırıyor yatırımcı. Bir kere sepet yapsın. Elimde atıyorum 10 bin lira Türk lirası varsa şu an itibariyle piyasada az önce yayına girerken bundan sonra paradan para kazanmaktan ziyade daha çok paranın değerini korumak önemli diyorduk. Özellikle 5 bin lirasını ben olsam normal mevduatta veya katılım bankasında eğer faiz almak istemiyorsam orada tutarım. Dolar konusunda şeyde doların da grafiğini vereyim. Evet. 1.84 seviyesi önemli bir destek. Yani 1.84 seviyelerine yaklaştığında eğer 84'ün altına geldiğinde evet orada %20 dolar alınabilir. Özellikle de ucuz kalmış, hani vadesi de çok önemli bu paranın. Yani ne kadar lazım değil. 3 ay lazım değilse hepsi mevduatta kalmalı. Veya likit fonda kalmalı. Ama ne bileyim ben bir sene tutabilirim diyorsa o zaman değer kazanma olasılığı olan hisseler var. %20-25 de onu önerebilirim ama İMKB 30 değil. İMKB 30 genel olarak daha yatay ve aşağı eğimli borsada bir hareket bekliyorum. Hı hı. Bu aşamada o şekilde dağıtılabilir. Ama asla tek yatırım aracına girmemesi. Bu arada gong çaldı hocam. BIST'e evet. Bakalım isterseniz. BIST 100 şu an açılış itibariyle bir miktar yukarıda açıldı. Hemen grafiği verelim. Hı hı. Dün 91.385'ten kapanmıştı. Ve bu sabah itibariyle 91.800 civarından bir açılış yaptı. Şu an dış piyasaları da bakacağım. Dünkü yani şeydeki düşüş şurada. Yani 93.000'den kapanmıştı. Dün 90.800'den açıldı. Tekrar yukarı gitti ve tekrar aşağı geldi. Dolayısıyla bu seviyelerden itibaren direnç 92.000 seviyesinde. Yani 92.000'in üzerine çıkmasını ben zor görüyorum ama yabancı çıkışı da yok hisse senetlerinden. Yani en azından yabancı takasında evet. Azalma yok. O yüzden hala bizim borsa güçlü kalmaya devam edebilir bu sürede. Fakat bu sürede ben borsanın genel olarak biraz uzaktan izlenmesini tavsiye ediyorum. Hani şöyle bir 93'ün üzerine bir daha çıksın, orada güçlü hacimleri görelim. O zaman belki alım önerilebilir ama şu an sadece izlemede kalınmalı. Borsa İstanbul'da hisse pozisyonlarında da iyi fiyatlar görülürse, karlı fiyatlar biraz nakde geçip beklenebilir. Hı hı. Ama hisse bazında baktığımızda hisse bazında tabii farklı hareketler oluyor. Yani hissesine güvenen, çok emin olanlar çok fazla da sıkıntı yaşamayabilirler. Çünkü gelecek 3-5 ay, 6 ay çok kötü olmayacak yani ekonomi açısından. Hı hı. Fena da olmayacak. Peki hocam, bu haftayı da bitiriyoruz artık. Pazartesi evet. Sabah tekrar birlikte olacağız. Pazartesi sabah şarjınızla, hazırlıklarınızla. Evet, ben şarjımı yapıp yeleyim. İyi hafta sonları size şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sana ve izleyicilerimize iyi hafta sonları. Evet, izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi biz bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.